Arkadaşlar merhaba, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar son dönemde artan vize retleriyle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ki yeni dönem hazırlık, lisans, Erasmus için arkadaşlarımız şu an vize başvurusuna vuranlar var. Hala randevu bekleyenler var maalesef ve ne yazık ki. Ama şu an açıklanan sonuçlara göre çok büyük bir ret oranı görüyoruz geçen seneye göre. Şimdi ben de bu neden ret olanı olabilir? Bu retleri nasıl pozitife çevirebiliriz? Nasıl vizeye daha iyi hazırlanırız? Bunu nacizane tavsiye ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce bu videoya vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Beni sosyal medyalardan takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde kanalıma abone olarak destekleyebilirsiniz. Hazırsanız videolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, yine parktayım. Biliyorsunuz ki ben videolarımı genelde parktan çekiyorum. Çünkü Polonya'da parklar gerçekten çok güzel ve benim için de böyle bir değişim oluyor, açık hava almış oluyorum. Dediğim gibi son dönemlerde inanılmaz bir vizelerde ret artışı var. Polonya ile alakalı olarak gerçekten benim beklemediğim bir artış bu açıkçası. Tabii ki bir miktar artış bekliyorduk çünkü çok fazla başvuru yapan var Polonya'ya. Ama bu kadar ret oranları daha önce ben 5 senedir buradayım. Daha önce hiç duymadım arkadaşlar. Sadece hazırlıktan değil yüksek lisansları ret var. Erasmusçuları ret var ki Erasmusçular ne alaka? Yani Erasmusçular normalde her zaman Polonya için biliyorsunuz Polonya Erasmus ülkesi olarak bilinir. Pozitif verilir geçilir. Ama son dönemde duyduğuma göre arkadaşlar %300 oranında bir artış varmış Polonya için. O yüzden de konsolosluk şöyle diyor. Ya okey ama ben hepinize nasıl pozitif verebilirim gibi bir algı var. Ki özellikle siz belgeleri tam hazırlamıyorsanız ve onlara bir neden veriyorsanız ilk olarak kim eleyecek arkadaşlar? Siz eleyecek. O yüzden de bu videoda ben size nacizane tecrübelerimi paylaşacağım. Dediğim gibi biliyorsunuz bu YouTube kanalında genelde benim içeriklerim vize ile alakalı, Polonya'da yaşamla alakalı ve bu yüzden de bir ret oranlarını doğrudan sizinle gözlemleme şansı buluyorum arkadaşlar. Facebook grubumuza yazıyorsunuz, Instagram'ıma yazıyorsunuz. Gerçekten şaşırıyorum çünkü arkadaşların söylediğine göre belgeler tam ama bir ret var. Bunun nedenlerini konuşacağız. Bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim gözlemlediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar, lütfen iyi bir okula kaydolun. Yani gidip de size bu kanalda daha önce de söyledim, isim de verdim. 2000 Euro'ya gidip de Lublin'e kaydolmayın arkadaşlar. Çünkü Lublin zaten Varşova bile, ben İstanbul'dan geldim. Varşova bile çok küçük. Gidip de Lublin'de çok küçük bir yerde İngilizce eğitimi alacak olmanıza konsolosluk şöyle diyor. Ya şaka mı yani, hani gerçekten Lublin'de İngilizce eğitimi alacak çünkü Lublin'de nerede İngilizce konuşacak bu çocuk diyor ve ret havası geçiyor. O yüzden de size tavsiye, eğer bir İngilizce eğitimi alacaksınız, yani hazırlığa geliyorsanız iyi bir okula gelin, kaliteli bir okula gelin arkadaşlar. Yine saatleri fazla olsun çünkü konsolosluk sonuç olarak sıfırdaki bir çocuğun bir yılda ne kadar seviyeye geleceğini de tahmin ediyor. Dolayısıyla İngilizce ders sayısı fazla olan bir okul tercih etmenizi ben size özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Artık biliyorsunuz çok fazla başvuru olduğu için ve Türkiye'nin maddi durumu kötü olduğu için konsoloslukta şöyle bir algı oluşuyor. Aa, Lublin'li. Okey, 2000 euro. Galiba bu çocuk kaçmaya çalışıyor. Red. Zaten dediğim gibi bahane arıyorlar. O seçtiklerim, o kurbanlardan biri siz olmayın. Çok çok önemli arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi yine benim gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, maddi durum. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Polonya özellikle Ukrayna-Rus savaşından çok etkilendi. İnanılmaz bir enflasyon var. Benim videolarım, son videolarım günceldir ama bu aylık fiyatlar videolarımı Mart'ta çektik. Mart'tan bu yana inanılmaz bir enflasyon artışı oldu. O yüzden o videoları zaten güncelleyeceğiz ama yani şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar, burada da enflasyon var. Bu da demek oluyor ki artık harcamalarınız artacak. Lütfen ona göre belli bir para koyun hesabınıza. Biliyorum, bunu hep söylüyorum. Ben Erasmus'a gelirken hesabıma 5000 TL koymuştum. Gerçekten. Şaka değil, gerçek. Ama tabii bundan 5 yıl önce. Ama şu an bu rakamlar çok çok arttı. O yüzden de iyi ciddi paralar hesabınıza göstermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar rakipleriniz, yani herkes, diğer başvuranlar gerçekten ciddi paralar koyuyor. Sizin bu insanlara sıyrılmanız lazım. O yüzden banka hesabınızda iyi paralar göstermeye dikkat edin arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu. Para önemli arkadaşlar. Para her yerde, biliyorsunuz ki her yerde kapıları açıyor. Bu para olayına dikkat edelim. Bunun dışında diğer bir nokta ise arkadaşlar, vizeye başvururken belgelerinizin eksiksiz hazırlanması. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar söylüyor. Bu arada Harun, videonu buradan cevaplayayım.
Ben ücretsiz bir okula kaydoldum. Neredeydi? Poznan galiba. Poznan'da bana vize çıkarma. Şimdi benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar, konsolosluklar, yani Polonya konsolosluğu diyor ki okula ödeme mi yaptın? Bana ödeme dekontunu göster. Şimdi sen ödeme yapmadıysan okula, okul konsolosluk sana niye vize versin? Eğer öyle olsa zaten herkes o zaman ücretsiz okula gelir arkadaşlar. Burada insanların zaten gelmesini ya da gelmemesinin nedeni zaten maddi açıdan ayrılıyoruz. Yoksa herhalde burada birçok insan, bu videoyu izleyen insanların hepsi zaten buraya gelmek istiyordur. O yüzden de lütfen kaliteli okulları tercih edin. Yani sadece ücretsiz bir okulu ya da dil, özel dil okullarına vize çıkmıyor arkadaşlar. O da size nacizane tavsiyem olsun. Diğer bir nokta ise adli sicil kaydımız. Şimdi arkadaşlar, biz belgeleri hazırlarken bu videoda, daha önceki videolarımda anlattım hangi belgelerin hazırlanması gerektiğini. Adli sicil kaydı veriyorsunuz. Sizin adli sicil kaydınız ve anne babanızın. Yani ben saçma buluyorum tabii ki anne babalarımızın yaptığı şeylerden yargılanmayı. Ama maalesef arkadaşlar, ister istemez yargılanıyoruz. Orada bütün ailelerinizin ve sizin adli siciliniz kontrol ediyor. Yani tabii bunun oranları var. Yani çok ağır bir şey yapmadıysanız, çok ağır bir sicil yoksa negatif etkilemeyebilir. Ama bu adli sicilinize de dikkat edin diye ben size nacizane tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine diğer bir nokta 6. maddeden ret alma nedeni. Şimdi 6. maddeden ret alma olayı arkadaşlar, ikametgah değiştirmekle alakalı. Şimdi biz bunu geçen sene, ben biliyorum bu YouTube kanalından, Mart döneminde herkes şakır şukur ikametgahları değiştiriyordu ve oldu da. Yani geçen seneye kadar bu ikamet değiştirme olayı oluyordu. Yani diyelim ki İstanbul'da oturuyorum, Ankara'dan randevu buldum. Ankara internetten, e-devletten 5 dakikada değiştiriyorduk. Ama artık dikkat ediyorlar arkadaşlar. İkamet belgenizi istiyorlar biliyorsunuz. Ne zaman değiştirildiğini, 2-6 aydan önce değiştirildiyse okey. Randevu için değiştirdiyseniz 6. maddeden direkt ret veriyorlar. O yüzden de bu ikamet olayına dikkat edin. Ha, ben size burada bir tane trik söyleyeceğim. Madem bu kanalı izliyorsunuz arkadaşlar, her zaman biliyorsunuz ki en iyi ve trikler bu kanalda. Çünkü ben doğrudan size deneyimlerimi paylaşıyorum. Birçok, sadece benim deneyim değil, bu YouTube'daki bütün arkadaşlar hepsi biliyorsunuz bana sosyal medyalardan ulaşıyor. Onların da size deneyimlerini paylaşıyorum. Size bir trik vereyim. Eğer 12. sınıftaysanız, Polonya düşünüyorsanız ve gelmenize bir yıl falan varsa hemen değiştirin. Ve diğer bir trik ise şu. Nereye değiştirin? Ankara'ya değiştirin arkadaşlar. İstanbul full ret veriyor. Doğru duydunuz. Bu genellemeyi neye göre yapıyorum? Tabii ki de kendi gözlemlerime göre. Bunun bir geçerliliği var mı? Tabii ki de yok. Ama ben gözlemlerime göre şunu söyleyeceğim. Ankara'ya değiştirin. Yani İstanbul'da inanılmaz ret var. İstanbul'da bu konuda hassas gösteriyor. O yüzden size tavsiyem, eğer daha gelmenize çok varsa, şu an 12'siniz, 11'siniz, Polonya düşünüyorsanız, ikametgahlarınızı şimdiden değiştirin. Benim size tavsiyem arkadaşlar. Ki bu süreçte de şunu söyleyeceğim. Diğer bir noktada ise, şimdi bizim Polonya'da zaten en büyük sorunumuz vize, randevu bulmak. Bu konuda hemfikiriz. Yani ben bu videoda, bu kanalda yüzlerce randevu videosu çektim. Bu arada hala yazıyorsunuz hazırlıkları, randevu açılmadı diye. Maalesef arkadaşlar, yüksek lisansları açıldı. Lisanslar açıldı. Erasmusçuları açıldı. Bu kanalda duyurduk. Ama hala hazırlığa açılmadı. Yine görüştüm. Sizin için biliyorsunuz ki ben gelişmeleri takip ediyorum. Açacağız diyorlar. Bu kadar öğrenci diyoruz ki, bakın çok öğrenci var. Hani çok fazla para harcandı, emek harcandı. Biz açacağız diyorlar. Bekliyoruz. Eğer açılırsa zaten bu kanalda yine ben size duyururum. Arkadaşlar hazır olun. Beklemeye devam edin. Daha okul tarihlerimiz var. Umuyorum yetişeceğiz. Diğer bir nokta ise arkadaşlar, bununla alakalı olarak size tavsiyem, yani bu işlemler, bakın bir eğitime, başka bir yere gitmek, bir hayat değiştirmek, bu dönüm noktaları zaman alan şeyler. Ama biz Türkler böyle her şeyi son ana bırakıyoruz. Sonra ne oluyor? Okul yetişmiyor, vize randevusu yetişmiyor. O yüzden de bu vize randevusu anı sona bırakmayın arkadaşlar. Eğer diyelim ki sizin okul 20'sinde açılıyor. Siz 30'unda randevuya başvurursanız ne yaparlar? Ret verirler. Bu çocuğun aklı neredeymiş derler yani. Bu çocuk neredeymiş bu zamana kadar? Direkt ret alırsınız arkadaşlar. Söylüyorum. Ret alırsınız. O yüzden de tekrardan söylüyorum bu kanalda beni izleyenlere. Böyle bir hayaliniz varsa arkadaşlar, 3 ay, 5 ay önce bu işe, hazırlığa başlayın. Dediğim gibi profesyonel bir destek almanızı ben tavsiye ediyorum kişisel olarak. Çünkü bu işler inanın bana Türkiye'den yürütülecek şeyler değil. Çünkü ben biliyorsunuz ki ben bu işin içindeyim. Artık çok uzun zamandır buradayım. Çok uzun zamandır ki zaten biliyorsunuz artık kişisel olarak da Polonya yaşamda danışmanlık veriyorum size. Bu tavsiyelerimi paylaştığım, yılların tecrübelerini aktardığım ve beni buraya getiren ajansta sizin yine ricalarınız üzerine beni teşvik etmeniz dolayısıyla zaten Polonya yaşamına danışmanlık veriyorum. Yani bu işin içindeyim arkadaşlar, biliyorsunuz. Gerçekten eğer böyle bir fikriniz varsa Nisan'da bizimle iletişime geçin. Bakın ajansın linkini yazıyorum buraya.
bırakacağım. Sizinle iletişime geçin. Hazırlıkları erken başlayalım. Daha sonra dediğim gibi vizelerde sorun çıkıyor arkadaşlar. Benim size nacizane tavsiyem. Onun dışında dediğim gibi hala randevu bekleyen arkadaşlar var. Eğer bazıları çoktan başvurdu, vizelerini aldı, bazıları ret aldı. Ret ile alakalı çok fazla ret alan olduğu için itiraz etmenizi tavsiye ediyorum bu arada arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Ret aldıysanız kesinlikle itiraz edin. Çünkü dediğim gibi çok fazla sayıdan dolayı ret verme ihtimalleri yüksek. O yüzden retlerin pozitife çevrileceğini düşünüyorum. O yüzden de umutları kesmeyin, retlerinize itiraz edin arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu işlemlere önceden başlayın. Kendinizi rahat rahat hazırlayın diye ben size nacizane tavsiye ederim. Onun dışında arkadaşlar umuyorum ki biziniz pozitif olur. Umarım buraya gelirsiniz, tanışırız. Kanalıma da konuk etmek isterim hepinizi. Eğer gelirseniz de lütfen pozitif olursa vizeler bana da yazın Instagram'dan. Ben de sizinle birlikte mutlu olayım. Bu vize süreçleri gerçekten stresli bir süreç. Ama aşılabilecek şeyler arkadaşlar. İnanın bana şuraya geldiğinizde, şu hayata başladığınızda her şeyi unutuyorsunuz. O yüzden direnin. Randevu beklediğinizi biliyorum. Ben de takip ediyorum randevuları sabırsızlıkla. Bir değişim olursa zaten bu kanaldan size aktaracağım. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi burada bu kanalda bütün Polonya ile ilgili yurt dışı eğitimle alakalı bütün trikleri sizin için paylaşıyor olacağım güncel olarak. Sizin için biliyorsunuz araştırmalarımda devam ediyorum. Sorularınızı lütfen YouTube'uma yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.